Çok çok zayıf görüyorum ben sezon sonunda. Tayland'la ilgili planlamalar neler? Yani hoca onunla alakalı sanki yönetimle bir görüşme yapmış. Astronomik bir teklif gelmezse elden çıkarmayalım şeklinde bir görüş vermiş. Yani bildiğimiz kadarıyla tabii senin duyumların bu noktada önemli. Bir de İtalyan kulüplerinin ilgisini de okuyoruz ki şimdiden galiba radarlarına girmiş durumda. Dün ben bu konuda bir araştırma yaptım, haberimi de yaptım. Fotomaçta haberi de vardı. Tayland tamamen şampiyonluğa konsantre olmuş vaziyette. Bakın Galatasaray'da 2 milyon TL alıyor bu arkadaş, genç futbolcu. Oynadığı maç sayısına bakıyorsun 28, ama bir gün olsun para sorunu yapmış bir futbolcu değil. Evet, İtalya'dan da İspanya'dan da bir takım ilginin olduğunu kendisi ve menajeri de biliyor. Kulübe de gelen bir resmi teklif olmasa da, ama bunlardan tamamen uzak, kafasını tamamen şu anda şampiyonluğa odaklamış. Eğer bir teklif gelirse zaten kulübe gelecek diyor. Kulübe bu arada muhatabı. Fatih Hoca'nın da Tayland'dan uzun yıllar yararlanmak istediğini biliyoruz, ama eğer ciddi bir astronomik rakam gelirse satışına Fatih Hoca hayır demez. Çünkü o bölgede çeşitli alternatifleri var. Gedson Fernandes gider, Tayland gider, ama yeni Gedson Fernandesler, yeni Taylandlar Fatih Terim yine bulacaktır. Çünkü 14 tane daha oyuncu var. Gelecek sene bambaşka bir Galatasaray olacak. Bir kemik kadronun oyuncuları şu anda bir aşağı bir yukarı belli. Ama seneye de finansal fair play'den de kurtulmuş olacağı için çok hareketli bir transfer dönemi yaşayacak Galatasaray. Artı bir de belki yönetim de değişecek. Mayıs ayında seçim var. Bu yönetimin henüz aday olup olmayacağı belli değil. Ya, en hareketli kulüplerden bir tanesi Galatasaray olacak diyebilirim yani sezon sonu için. Ve bunun çalışmaları da şu anda da yapılıyor. Bu arada teşekkür ederim verdiğim bilgiler için. Tayland'la ilgili aktardıkların çok önemli. Bir de yeri gelmişken atlamayayım. Muslera ile alakalı bugün bir haber vardı. Aslında birçok kaynakta haber vardı. Sözleşmesi için görüşmeler yapılmış ama galiba o görüşmeler kilitlenmiş. Doğruluk payını sana sormak isterim. Sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor. Galatasaray'ın bir önerisi var. Ama menajerlerden biri Fonseca bunu kabul etmemiş şeklinde haber vardı. Senin duyumların ne? Ben Muslera'nın en ufak bir sorun çıkaracağına inanmıyorum. 2011 yılından beri ilk transfer olduğu zaman da Muslera haberini ilk verenlerden birisi bendim. Muslera'nın Galatasaray'da maddi anlamda zorluk çıkaracağını zannetmiyorum. Evet, 4 milyon küsur euro para alıyor. Pandemide indirim yaptı. Ama 10 yılı aşkındır burada olan Muslera'nın artık efsaneleşmiş. Burada 300 bin, 400 bin euronun sorunu yapmayacağını, Galatasaray kendisine imza attırdıkları anda da bu imzayı atacaktır. Menajer Fonseca'nın burada bir İçgüzü aldı demeyelim. Biraz daha fazla para koparmak için olabilir, ama Muslera'ya gel imzayı attırdıkları zaman 1 milyon euro da fedakarlık yapacağına ben çok net inanıyorum. Çünkü çok seviliyor. Galatasaray'ı çok seviyor. Taraftar onu çok seviyor. Burada artık efsane olmuş bir Muslera'nın 300-500 bin euronun lafına bakacağını zannetmiyorum son Pandemi 2 döneminde ne senesinde. kadar indirim yapmıştı? Yani maaşının yaklaşık %16'lık kısmından bahsediliyor. Bu da 575 bin euroya 500 tekabül bin, ediyor evet galiba, değil mi? doğru, 500 bin euro civarında indirim yapmıştı. Birçok futbolcu yapmıştı. Yeni Muslera sözleşmede ne yapmıştı. kadar indirim yapabiliriz diyorlar. %20'ye İki, kadar kabul edebiliriz şeklinde bir ben galiba ben orada onu tavır çok var. ben onu ben onu çok net söyleyeyim. 2,5 milyon euro bandında Muslera'ya 2 yıllık bir anlaşma önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Yani 3 milyon euroyu bulmayacaktır o rakamlar. Yani bir uzlaşı sağlanacaktır diyorsun o Yüzde noktada. yüz, yüzde yüz, yüzde yüz sağlanacaktır. Bunda en ufak bir tereddüt. Yani Galatasaray'da sözleşmeye hayır diyecek 2 tane çok net futbolcuya ben mühür basarım üzerine. Birisi Arda Turan, birisi Muslera. Şu anda kendilerine önerilen her türlü sözleşmeye imza atacaklardır. Bunu yapacak olan 2 tane kaptan, takımın birlikteliği için şu anda çok önemli 2 isim. Birisi Muslera, diğeri Arda. Arda Turan'ın Galatasaraylı. Muslera'nın artık Galatasaraylı tartışılmaz. Burada 300 bin, 500 bin eurodan dolayı sorun çıkaracak bir Muslera olarak asla görmüyorum. Bu menajerin açıklamasıdır. Muslera bu konuya da birkaç gün içinde bence çok net bir şekilde netlik getirecektir. Yani açıklama yaparak kalmak Peki, istediğini belirterek. bir de Arda Turan'ı sorayım o zaman. Sen de zaten sözleşmesinden bahsettin. Arda Turan'la alakalı birçok haber vardı bugün sabah gazetesinde de gözüme çarptı. Yani takımı çok motive eden bir figür konumunda anladığımız kadarıyla. Takımın başarısında da önemli pay sahiplerinden bir tanesi. Sen onun istersen takımdaki o durumunu bize anlat. Çünkü takımı bir arada tutan bir aslında köprü görevi görüyor anladığımız kadarıyla bu sezon itibariyle Arda Turan. Beklenti de oydu. Ne dersin? Bu konuda etkili bir rol oynadığını söyleyebilirsin sen de herhalde. Çok çok net bir şekilde söyleyebilirim. Göreve geldiğinden beri, imza attığından bu tarafa, Galatasaraylı'nın zaten kimse tartışamaz Arda'nın. Arda çok büyük bir Galatasaraylı. Bunu her fırsatta dile getiriyor. İmza atarken de 4 milyon TL, içinde vergiler dahil. Hani Barcelona'dan aldığı rakamın %10'u %5'i falan bile değildi yani. Ya da diğer takımlarından aldığı 4 milyon TL imza attı. Ve şu anda da sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Yine aynı şekilde Arda'ya imza attıkları zaman eminim ki önüne konulan herhangi bir sözleşmeye, rakama bakmadan imza atacak bir Arda Turan'dan bahsediyoruz. Galatasaray'la Arda Turan'ı futbolu bırakmak istiyordur. Müthiş köprü vaziyeti kuruyor. Burada
Yani gördüğümü net olarak söyleyebilirim sevgili Çiğdem. Arda Turan önceki gün mesela ne yaptı? Oğulcan'la Antalyalı'nın iki tane oyuncunun son haftalarda formaya giremeyen, ceza almış oyuncuyu moralsiz olduğunu görüp eve getiriyor, evine davet ediyor. Bunlara yemek yiyorlar beraber. Yani bunlar benim prenslerim diyor. O takımdaki iki tane en genç oyuncuya destek görebiliyor. Takım içinde Berlanda, Feghouli, Muslera'ya gelir gelmez bandı vermesi, takımın bugünkü başarısındaki pay oranının en az %30 olarak Arda görebilirim ben. Çok net bir şekilde yani. Burada Arda'nın transferi çok olaylı olmuştu. Ama bugün için Arda'ya konuştuğumuz zaman Arda görevini fazlasıyla yapan isimler arasında en baş sıraya koyarım Muslera ile beraber. Evet, maç dışında yaptıklarını konuşuyoruz. Aidiyet duygusu çok yüksek. Senin de gözlemlerini dinledik. Anladığımız kadarıyla o liderlik görevini de, ki beklentiler böyle, layıkıyla yerine getiriyor. Sahada da bu arada herhalde işini yaptığını düşünüyor musun bilemiyorum, rakamlara baktığımızda. Şöyle. O da olumlu. Sözleşmesiyle ilgili mesela planlama ne diye de sorayım. Bir de ek olarak sana. Kendisiyle ben birkaç kez görüştüm. Sözleşmeyi, mukaveleyi, rakamı asla ve asla hiç aklından bile geçirmiyor. Yine nasıl buraya gelirken Savaş abi ben imzayı attıysam yine aynı şekilde çağırdıklarında gelir imzayı atarım. Ben Galatasaray'larda tutarım. Sözleşmedeki rakama bakmam bile. Şu anda bir 6-7 maç daha oynarsa sözleşmesi otomatik ben uzayacak gibi bir madde var galiba. Bu Evet, maddenin benim var. için hiç önemli yok. Benim madde kalbimin içinde yazılmış bir Galatasaraylık var diyor. Yani içimdeki Galatasaraylık hiçbir maddeyle çözülemez diyor. Bu kadar net bir konuşan bir Arda'nın ben buradaki sözleşmesinden sıkıntı yapacağına inanmıyorum. Ya bir şeye dikkat ediyorum. Her maç mı olur? Her maç o Türk Telekom stadına otobüs geldiği zaman kapının önünde herkesin sırtını sıvazlayıp arabadan aşağı indiriyor. Otobüse bakın görüntülerde de bir gün denk gelirse en son hep Arda iner. Evet. Arabaya binerken de aynı. Soyunma odasından maçtan sonra çıkarken de galibiyet sevinci ya da üzüntü varsa burada da aynı şekilde en son. Yani gemisini en son kaptan terk eder lafı var ya. O kadar buna uygun ki Arda Turan, sevinçte de, üzünde de hep o gemisine en son terk eden kaptan Arda Turan. O yüzden yani burada bir %30'luk başarı payını bence fazlasıyla hak ediyor. Peki. Sözleşme konusunda da hiç kimse tereddüt etmesin. Arda Turan hemen önüne konulan sözleşmeyi imzalar Muslera Evet, gibi. takımı da bir arada tutmak için yaptıklarının özetini de çok aslında net şekilde bizimle de paylaşmış oldun. Savaş Çoğru, çok teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim sana. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Savaş Çorlu ile beraber sevgili izleyenler Galatasaray'ın gündemini konuştuk. Şimdi Beşiktaş diyeceğiz. Beşiktaş'ın manşetlerine gitmeden önce birkaç haberimizi de sizlerle paylaşalım istiyoruz. Josef de Souza, siyah beyaz takımın şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu söyledi. Hemen oyuncuyu dinleyelim. E apresentado um bom futebol. Isso tem cada vez mais dado confiança para a equipe. Evet, haftayı bay geçmek bizim için iyi oldu. Düzeltmemiz gereken şeyleri düzeltiyoruz. Daha fazla çalışma imkanı bulduk. Yüksek tempodan çıkan oyuncular için de biraz da dinlenme fırsatı oldu. Onun dışında takım performansı olarak performansımızdan memnunuz. Yüksek bir performans gösterdik. İyi tempoda maçlar oynadık. En önemlisi de kazanmamız gereken maçları kazandığımızı düşünüyorum. Evet, hocamız değiştirerek oynatıyor. Herkese şans veriyor hocamız. Bu da bizi mutlu ediyor. Oğuzhan olsun, Mensah olsun, son dönemlerde çıkış yakalayan Laiç olsun, Atiba, ben, hepimiz şans buluyoruz. Kendi oyunumdan da memnunum. Tatmin verdiğimi düşünüyorum herkese. Bunun yanında da tabii ki tatmin verirken herkese maçları kazanmak önemli. En önemlisi maçları kazanmak. O da beni ayrıca mutlu ediyor. Evet, ligde en iyi futbolu Beşiktaş'ın oynadığına katılıyorum. Bu görüşe katılıyorum. Ama kadromuzun kısıtlı olduğuna katılmıyorum. Evet, belki diğer takımlar kadar fazla transfer yapmadık. Ama baktığımız zaman her mevkide yeterli sayıda oyuncumuz var. Ve bundan da önemlisi çok kaliteli bir kadromuz var. Her zaman fazla transfer yapmak, çok oyuncuya sahip olmak size aynı kaliteyi vermez. Evet, elimizde az seçenek var ama öz seçenek var diyebiliriz. Yani kadronun kısıtlı olduğuna katılmıyorum. En iyi futbol oynadığımıza katılıyorum. Joker de Souza için, sevgi gösterileri için teşekkür ederim taraftara. Ama Joker ben değilim. Joker Necip, çünkü bütün pozisyonlarda oynayabiliyor. Evet, tabii ki Fenerbahçe ve Galatasaray'la şu anda mücadele içindeyiz. Arkadan da